أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz efendim. Öncelikle yaratıcımız Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve eshabına nihayetsiz selam olsun. Biz bugün merhamete değinelim istedik. En çok muhtaç olduğumuz bir değer, merhamet. Esirgemek, şefkat etmek, acımak, insaflı davranmak, iyilikte bulunmak, kalbimizin inceliğidir merhamet. Gönlümüzün rikkatidir, yumuşaklığıdır. Merhamet, Yüce Rabbimizin, Rahman isminin bize bir tecellisidir, yansımasıdır. Bütün varlıklar, yaratılmışlar, Rabbimizin engin rahmetiyle çepeçevre kuşatılmıştır. Bizim yokluktan varlığa çıkışımız, ilk yaratılışlarımız, Rahman olan, Rahim olan Yüce Mevlamızın tecellisidir. Yüce Rabbimiz rahmetini o kadar çok çoğaltmış ki, o rahmetiyle biz yaşıyoruz. Rahmetini 100 parçaya ayırmış, 99 parçasını yanında tutmuş, bir parçasını ise yeryüzüne bize indirmiş. İşte biz onun o parçacık olan o rahmetiyle kendi aramızda birbirimize merhametli davranıyoruz. Hani Efendimizin buyurduğuyla kısrak yavrusunu emzirirken basıp da zarar verir korkusuyla bir ayağını kaldırıyor. İşte bu nedendir? Bu Allah'ın merhametindendir. Allah merhametli olanlara merhamet eder. Onun merhameti sınırsız, sonsuzdur. Rahim'dir, Rahman'dır. Onun rahmeti daima gazabını geçmiştir, öfkesini geçmiştir. Rabbimiz Teala zatını da rahmetiyle yükümlü tutmuş. Keteballahu ala nefsihir rahme. Bütün mahlukata rahmetle muamele edeceğini kendisi bize söylemekte. Onun rahmeti ne kadar derin, şefkati ne kadar nihayetsiz. Onun rahmeti olmasa biz nefes alamayız, bir damla su içemeyiz. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ İşte bu kadar önemli olan bir rahmet. Biz ona muhtacız, birbirimize acımak için muhtacız. Birbirimizi sevmek için muhtacız. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. O bizim yüreğimize koyduğumuz merhameti ve rahmeti. O rahmeti olmadan kişiliklerimiz yaralanıyor, kalplerimiz kararıyor, davranışlarımız bozuluyor. Biz olmaktan çıkıyoruz. Şöyle bir kafamızı kaldırdığımız, yaşadığımız dünyaya bir baktığımızda üzülüyoruz. İnsan kana doymayan bir varlık oldu. Kan döker hale geldi. İnsan fesat çıkarıyor, yeryüzünü bozuyor. Elindeki edevatı ve aletleri daha öldürücü, daha kitlevi halde yok edici hale getirmek için çabalıyor. İşte baktığımız bu yüzyılda insanlık firavunları bile utandıran bir hale geldi. Tutkuları adına birbirini yok ediyor. Silahlanmaya insanlığın ayırdığı paraya bakıyoruz. 772 milyar dolar. Öldür, öldür, öldür.
Evet, bu bir slogan oldu. Aklımızı, birikimimizi, neslimizi mahvetmek için çalışıyoruz. Göklere fesat taşıyoruz. Yerlere fesat taşıyoruz. Göğü tüketiyoruz. Yeri tüketiyoruz. Aç insanlarımız var. Kıta kıta insanlar. Artık 800 milyon aç insanımız var. 300 milyonu çocuk. Günde 24 bin insan açlıktan ölüyor. Bir de insanlar birbirlerini vuruyorlar. Kimimiz açlıktan ölüyor, kimimiz silahlardan, ateşten ölüyor. Kimisi de toplumun getirdiği hastalıklardan ölüyor. Bu yüzden merhameti gündemimize almamız lazım. İşte imanın ilk meyvesi Kur'an-ı Kerim ve nezzil minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahme. Kur'an insanlığa şifa ve rahmet için gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa Rabbimizin ayetlerini okumak, anlamını anlatmak, insanlığa rahmeti öğretmek için gelmiştir. O şanlı Nebi, alem şumul rahmetin biricik temsilcisi, topyekün insanlığın şefkat ve merhamet ocağı. Şefkat ve merhamet onda, rahmet önderi o. O bize rahmet olarak, iyilik olarak, güzellikleri öğretmek için geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğine bir bakalım. Hazreti Hatice annemizle evliliğine bakalım. İşte bu evlilikten Zeynep annemiz dünyaya geldi. Evlenme çağına geldi. Efendimiz onu evlendirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden bir süre sonra kızı da hicret etti. Bir gün, günlerden bir gün Hazreti Zeynep annemizin çocuklarından biri ağır hastalandı. Babasına dedi ki, torunun çok hasta, acilen gel diye haber gönderdi. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşguldü. Peygamberimiz dedi ki, Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Her şey Allah'ın takdiriyle olur. Ve sabırlı olsun, mükafatını Allah'tan beklesin diye tavsiyede bulundu. Fakat bebeğin durumunu anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızının yanında olmanın önemini hissederek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızını da kırmadı ve beraberinde olan arkadaşlarıyla birlikte Hazreti Zeynep'in evine gitti. Can çekişmekte olan torununu şefkat ve merhametle kucağına aldı Efendimiz. Ağlamaya başladı. Gözyaşlarını dökmeye başladı. Yanında bulunan arkadaşlarından Sa'd bin Ubade, bu gözyaşları da nedir ya Resulallah dedi. Hayretini gizleyemedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu dökülen gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah bu gözyaşıyla insanların gönüllerindeki rahmeti gösterir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu annenin yavrusuna karşı merhameti nasılsa, nasıl ne derece efendim önemliyse Allah'ın kullarına rahmeti o derece önemlidir. Anneye rahmeti veren Allah'tır. O açıdan Rabbimiz bizi annemizden daha çok sevmektedir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gazve sırasında harp bitmiş, bir grup esir getirildi. Bir kadın telaş içerisinde, esirler içerisinde yavrusunu arıyordu. Sonunda çocuğunu buldu. Hemen öyle bir kucakladı ki göğsüne bastırdı. Hemen emzirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu görünce bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye sordu. Onlar da hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliniz ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden daha da fazladır buyurmuştur. İnsanlığın en mükemmel ferdi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğindeki en belirgin özellik,
onun merhametidir, şefkati olmuştur. İnsanların onun etrafında öbek öbek toplanmasına sebep de budur. Rabbimiz öyle buyuruyor. Sen katı olsaydın, velev künte fazan galizan lenfaddu min havlik. Sen katı, yürekli bir insan olsaydın etrafında insanlar toplanmazdı, dağılır giderdi buyuruyor. Bu açıdan Efendimizin en büyük meziyetidir merhamet. Biz müminler de bu meziyetle gönlümüzü süslemeliyiz. Birbirimize bu meziyeti göstermeliyiz. Rabbimiz bizim yüreğimize bunu koydu. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahme. Birbirimize şefkati tavsiye edecek, birbirimize merhameti tavsiye edeceğiz. Hakkı tavsiye etmek demek, birbirimize merhameti ve şefkati tavsiye etmektir. İşte Kur'an'ın bize örnek olarak gösterdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize daima müminlerin birbirlerine karşı bir beden gibi olduğunu söylüyor. Bedenin bir uzvu nasıl rahatsızlık duyarsa müminler de rahatsızlık duyar buyuruyor. O açıdan siz birbirinize merhamet ediniz. Siz birbirinize merhamet ediniz. Müminler bir vücut gibi olmalıdır. İşte bir bu vücudun bir organı hastalanınca diğer bütün organları ne olmuş olur? Efendim onun acısını hisseder. İşte iman böyle bir şeydir. Ve imanla merhamet böyle bir şeydir. İkisi birbiriyle bütünleşir. İman ve merhamet birbirlerini tamamlar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Merhamet imandan bir parçadır. İşte bu merhamet hayata yansıdığı zaman güzellik ortaya çıkıyor. Allah'a iman eden kişi, mümin, gönlündeki imanını konuşturmalı. Eğer kalpte bir incelik yoksa, bu organlara da incelik nezaket olarak yansımaz. İşte bu incelik yoksa insan hem kendisi mutsuz olur hem de çevresini mutsuz eder. Merhametin de tabii elbette kardeşlerim bir sınırı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametli olanlar errahimun diyor Efendimiz. Onlar herkese merhamet eder. Yeryüzüne merhamet eder. Allah da merhamet eder. La tunzavu rahmetu illa min şakî. Merhamet ve rahmet ancak bedbah, şaki kimsenin kalbinden çıkartılmıştır buyuruyor. İnsan kendisini test etmeli. Yüreğim nasıl demeli? İşte bu yüzden merhamet ve şefkatle gönlümüzü rahmetle beslememiz gerekiyor. Yani rahmet eğitimine girmemiz gerekiyor. Allah'ın rahmetine layık olmak için bizim de hayatın her anında şefkat ve merhameti bırakmamamız gerekiyor. Hani biraz önce rahmetin ölçüsü dedik. Allah'ın rızasına ters düşen bir durum varsa o hususlarda merhamet göstermeyeceğiz. Bu doğru değildir. Yüce Rabbimizin koyduğu sınırlar vardır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَكَدْ ظَلَمَ نَفْسَ. Allah'ın sınırlarını ihlal etmiş, yasaklarını çiğnemiş, şiddet uygulamış, tecavüzde bulunmuş, bir cana kıymış. Hayır, biz böyle zalimlere ve canilere, özge canlara, zulmü reva gören, tecavüzü reva görenlere biz asla rahmet etmeyeceğiz. Bu merhamet değildir. O yüzden merhametin ölçüsü ve kime ne zaman gösterileceği çok önemli. Zira şakiye, zalime merhamet edilmeyecek. Onun saldırısını önlemek gerekiyor. Onun başkalarının hakkına tecavüz etmesi önlenecek ve zalimler asla teşvik edilmeyecek. İyi hali vardır diye cezalarında indirim yapılmayacak. Evet, Rabbimizin gönlümüze koyduğu bu merhamet ne güzel bir sermaye. Bu merhameti yerli yerinde kullanmak lazım. Yerli yerinde kullanırsak bir anlamı olur. Müminler bütün insanlığa karşı merhamet ederler. Onların merhameti sadece inananlara değil, bütün insanlığadır. Hayvanlara karşı da davranışlarında merhamet vardır. Yüreklerimize merhamet doldurmamız lazım. Bir seferinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'li Müslümanlardan birinin bahçesine girdi.
Orada bir deve gördü. Onu görünce deve tabii inliyordu. Devenin gözyaşları böyle akıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveye yaklaştı. Onun gözyaşlarını sildi. Okşamaya başladı. Hayvan sakinleşti. Peygamberimiz bu devenin sahibini sordu. Ensardan bir genç de onun kendisine ait olduğunu söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. O gence dedi ki, Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Deve bana şikayette bulundu. Bu bana senin kendisini aç bıraktığını, fazla çalıştırarak yorduğunu şikayet etti, buyurdu. Evet, hayvanata merhamet etmek lazım. Yere rahmet, karıncaya rahmet, kuşa rahmet, kediye rahmet, ağaca rahmet, göğe rahmet, yere merhamet etmeliyiz. Allah'ın Efe Hazretlerinin dediği gibi, sakın incitme bir canı, yıkarsın arşı rahmanı. Hulusi Efendi'nin dediğiyle de, incitme sen kimseyi, kimseye incinme hem, güler yüzlü, tatlı dil, ağzın balı ol, güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sahavetli, merhametle dolu ol. Efendimizin duasıyla bitirelim sohbetimizi. Rabbim sen katından bize öyle bir güzel rahmet ver ki ya Rabbi, rahmet vasıtasıyla, o rahmetle kalbimiz doğru yolu bulsun. Doğru yola bu rahmetle bizi ilet ya Rabbi. Rabbim gönlümüzdeki rahmeti çoğalsın inşallah. Evet, duamıza geçelim kardeşlerim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz, yerlerin ve göklerin sahibi, mükevvenatın ve mevcudatın yegane halikı, ulu Rabbim, güç senindir, sendendir. Lütuf ve inayet sendendir ya Rabbi. Her türlü taat, duamız, yakarışımız, ibadetimiz sanadır ya Rabbi. Sana sonsuz hamdolsun, senalar olsun. Sen seni övdüğün gibisin. Kalbimiz daima sana dönük olsun ya Rabbi. Vakti şeriflerimiz hayır olsun. Gönüllerimiz feth olsun. Şerleri def olsun ya Rabbi. Niyazlarımızı kabul, yaptığımız işleri, hizmetlerimizi rızana uygun, makbul eyle ya Rabbi. Dilimizdeki dileklerimiz, gönüllerimizdeki muratlarımızı hasıl eyle ya Rabbi. Huzur ve sefalarımızı, afiyetimizi, rızkımızı bol eyle, ziyade eyle ya Rabbi. Menzillerimiz pak ola ya Rabbi. İbadetlerimizi sahih ve salim eyle ya Rabbi. Gönüllerimiz şad olsun. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Bize birlik ver, kardeşlik ver, dirlik ver, huzur ver ya Rabbi. Huzurumuzu bozanlara fırsat verme ya Rabbi. Canilere ve zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Alemi İslam'ı kuşatan, fitneden, kargaşadan, tefrikadan, cehaletten kurtar ya Rabbi. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olmayı nasip et ya Rabbi. Mazlumlara destekçi olmayı nasip et ya Rabbi. Gönüllerimize nefret, ayrılık ve gayrılık verme ya Rabbi. Birlik ver, sevgi ver, muhabbet ver ya Rabbi. Hoşgörüyle birbirimize bakalım, sevgiyle birbirimize bakalım ya Rabbi. Kapılarımızı birbirimize açmayı, farklılıklarımızı zenginlik bilmeyi nasip et ya Rabbi. Sıkıntılarımızı defü ref eyle ya Rabbi. Alnımızı ve amellerimizi pak eyle ya Rabbi. Ömrümüzü bereketli, yuvamızı meserretli, vatanımızı birlik dirlik içerisinde ve dünyamızı selametli eyle ya Rabbi. Hidayetinde daim eyle. Günümüzü affa vesile eyle. Günahlardan azade eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.